Vermek istiyorum evvela. Hocamızın bahsettiği model literatürde oscillating universe model diye geçiyor. Hocamız salınım yapan evren ve açılıp kapanan evren Türkçe'ye değişik şekilde tercüme edilebilir. Şimdi o evren bence niye olamaz? Fizik açısından 3 tane şey, felsefe açısından 1-2 tane itirazım var. Fizik açısından birinci itirazım şu. Entropi yasası evren çöküşte de değişmeyeceği için aslında açılıp kapanan her bir sonraki halkaya da entropi taşınacağı için entropi yasası böyle bir modelin sonsuz olmasına izin vermez birincisi. Çünkü bizim gördüğümüz kadarıyla ki bu konuda başlangıçta evren eğer ki büzüşmeye geçerse entropi de azalır gibi yanlış görüşler oldu. Fakat sonraki fizikçilerin görüşü entropi yasasının evren büzüşmeye de geçse değişmeyeceğini gösterdi. Bu yüzden bir kere entropi yasası sürekli açılıp kapanan evrene izin vermez bir. İkincisi, üç tane sözünüzü söyleyeyim. Sözünüzü unutmayın. Ben bir şey ekleyeyim. Ondan sonra devam edin. Bu salınım ila nihaya devam edecek demek değildir. Evren de bir yerde kırılır ve biter. Ben de onu söyleyeceğim. O zaman zaten ben bu tip bir şeye itiraz etmem. Evrenin başlangıcı son oldu. Ama sonsuz olduğunu söyleyenler olmuştu o zamanki Rus kozmologlar. Onlara olsun o zaman cevabım hazır. Hazırlamışken iki tane daha söyleyeyim. Evreni açacak bildiğimiz mekanizma da yok. Aslında Penrose ve Hawking'in tekillikler üzerine çalışması böyle bir çökme olduğunda bunu bir daha açılamayacağını gösteriyor. Penrose ve Hawking'in orada çalışmasına bakabiliriz. Yani aynı üçüncüsü, evren açılmaz. Evet. Üçüncüsü evrenin açılması çok hassas bir açılmamız var bizim şu anda evrende. 10 üzeri 60'ta 1, kimisi 10 üzeri 120'de 1'e kadar buna değerler veriyor. Yani evren şu anda şöyle çok hassas bir açı. Biraz daha hızlı evren açılsa bütün madde yok olup gezegenler ve yıldızlar olmazdı. Birazcık yavaş açılsaydı evren her şey üst üste çökerdi. Çok kritik bir noktada şu anda evrenimiz açılıyor. Şimdi buradaki sorunlardan biri şu. Açılıp kapanan bir evren modeli ve de simetrik değil. Bir sonraki aşamaya sizin aynı hassas açılmayı taşımanız mümkün değil. O yüzden ikincisinde, hadi ikincide taşısın, üçüncüsünde bu model çökecektir. O yüzden hocamız da zaten sonunda söylediği için bu modelin ezeli bir evren oluşturması mümkün değil. O yüzden benim için burada önemli olan şey şu. Evrenin ezeli olup olmamasını ben felsefe açısından çok önemli buluyorum. Hani materyalizmin en temel tezi bu evrenin ezeli olduğudur. Şu andaki fizikteki bizim en iyi teorilerimiz evrenin bir başlangıcı olduğunu gösteriyor. Ben bunu yani en azından bir teoloji açısından ve din felsefesi açısından oldukça önemli bir şey olduğunu buluyorum.